İmam Nevevi Rahimahullah'ın hadis alanında yazmış olduğu başka bir kitap veya kitapların ismini bize kim zikredebilir? Ne kadar tanıyoruz İmam Nevevi'yi? Kim? Evet. Kim hatırlıyor? İmam Nevevi'nin 40 hadisi diyor Kasım kardeş. Evet. İmam Nevevi Rahimahullah'ın yazmış olduğu bir 40 hadis var. Başka İmam Nevevi'nin hadisle alakalı hangi kitabı var? Müslüm'e yazdığı şerh. Evet. İmam Müslim'in sahihine yazmış olduğu ne var? Yazmış olduğu bir şerh var. Bu da çok meşhur bir kitap. Başka? El-Ezkar. Zikir. Ezkar değil. El-Ezkar. Zikir kitabı. Yani sünnette varit olan zikirlerin geçtiği, derlendiği bir kitap. Bunlar İmam Nevevi Rahimahullah'ın başlıca hadis kitapları. Bunun dışında daha başka hadis kitapları var. Mesela Ebu Davud'a, Sünen Ebu Davud'a yazmış olduğu bir ne var? Şerh var. Hatta bundan 3-5 sene önce Şeyh Albani Rahimahullah'ın öğrencilerinden bir tanesi o kitabı istemişti burada, Türkiye'den. Bir arkadaş gelmişti Ürdün'den buraya. Onun aracılığıyla da kendilerine buradan o kitabı göndermiştik. Geçenlerde böyle dikkatimi çekti. Herhalde kitap basılmış. Yani kitabın el yazması, maktutu burada ama peşinde koşanlar, takip edenler Ürdün'de. Demek ki yani Allah kime nasip ederse o bundan ne yapıyor? Faydalanıyor. Evet arkadaşlar. Riyad-ı Salihin adlı kitabımızın geçen hafta almış olduğumuz konu başlığı neydi? Babul İktisad fil A'mal. Babul İktisad fil A'mal. Ne demekti bu? Hangi manaya geliyordu? Neyi anlatıyordu? Amellerde ne olmak? Ölçülü olmak, mu'tedil olmak. Tabii bu ifadeler içi doldurulması gereken ifadeler. Ölçülü olmanın manası nedir? Yani çünkü ölçü kavramı, ölçü kelimesi kişiden kişiye ne yapar? Değişir. Ama bunun bir neyi var? Ölçüsü var. Yani ölçü kavramının da bir ölçüsü var. Ölçülü olmak kime göre? Nebi sallallahu aleyhi ve selleme göre. Yani bugün maalesef mukassir olmamıza rağmen, gevşek olmamıza rağmen dinimiz yaşamamızda mesela bizler birçok insan tarafından ne olarak niteleniyoruz? Ya siz aşırı yakışıyorsunuz. Değil mi? Yani işte 5 vakit namazı camide kılmak da farz olur muymuş? Mesela bu aşırılık gibi söyleyenler var. Halbuki Nebi Aleyhisselatü Vesselam yani evinde oturup da namaza gelmeyen insanlarla ilgili neler diyor? Değil mi? Aleyhisselatü Vesselam bunu yani çok ağır ifadeler kullanıyor. Ne diyor? Lekad hemamtu. Şunu istedim, şunu yapmayı istedim diyor. Kendi yerime diyor bir imam bırakıp namaza gelmeyenlerin peşinden ardından gidip evlerine üzerlerine odunu koyup evlerini onların üzerine yakmayı istedim diyor Aleyhisselatü Vesselam. Namaza gelmeyenlerle alakalı. Şimdi bugün biz 5 vakit namaza gitmeye çalışan, bunu yapmaya çalışan insanlar olarak ne yapabiliyoruz? Aşırılıkla nitelenebiliyoruz. İşte erkekler olarak sakal konusunda sakallarımızı kesmediğimiz için bazıları diyebiliyor ki ya kardeşim bu, yani hangi çağda yaşıyorsunuz, hangi asırda yaşıyorsunuz? Ölçülü olun biraz. Yaşadığınız çevreye uygun yaşayın. Bunların hepsi yani kişilerin kendi kafasında ölçülü olmaktan anladığı kavramlar. Burada önemli olan terazi, mizan Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti. Yani amellerde ihlas ve sünnete bağlılık şartını arayıp bulduğumuz takdirde ne yapmış oluyoruz? O amellerde ölçülü olmuş oluyoruz. Yani salih ameller işlemeye gayret ettiğimiz sürece, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde geldiği şekliyle amelleri yapmaya çalıştığımız sürece bizler ne olmuş oluyoruz? Mutedilli, ölçülü davranmış oluyoruz. Yani sünnete tutunan, sünnete sarılan, sünneti yaşayan seleften birçok insanın da dediği gibi tek başına da kalsa, tek başına da olsa diyorlar ki sen bir cemaatsin. Sen bir cemaatsin. Yani insanların seni böyle hayretler içinde izlemesine, sana lakaplar takmasına, kaş göz hareketiyle, elleriyle seni işaret etmesine ne yapma? Gocunma. Bundan hayıflanma. Bil ki sen tek başına da olsan, doğru hak üzerineysen sen bir cemaatsin. İmam Nevevi Rahimahullah o baptan sonra bizlere babul muhafazati alel a'mal. İşte bu amelleri ölçü içinde işleyeceğimiz, işlememiz gereken, mutedil, muktesit olmamız gereken amellere muhafaza,
Onlarda süreklilik babı. Bu da çok önemli arkadaşlar. Yani insan birçok insanı görüyorsunuz. Ya diyor biz diyor işte ilk dindar olduğumuz dönemlerde yahut ilk daveti öğrendiğimiz dönemlerde çok hırslıydık, çok gayretliydik. Pazartesi, perşembe oruç tutardık. Geceleri kalkıp namaz kılardık. Ama şimdi böyle bir işte ya gevşeklik olmaya başladı. Kur'an okumuyoruz. Salih amellerden uzaklaştık. İmam-ı Nevevi'nin rahimahullah'ın burada hırslı tasnifi yani hadisleri derlemesinin ve kitap başlıklarının, bab başlıklarını böyle peş peşe uygun olarak koymasının bir delili de bu. Salih amellerde ölçülü olmayı öğrettikten sonra o ölçü üzerine o amelleri devam ettirmenin de bir o kadar önemli olduğunu bize anlatıyor. Yani tamam sen doğru yolu buldun, orta yolu buldun. Bundan sonraki meselen gayen ne? Bu hızla bu seyri devam ettirmen. Çünkü birçok insana gevşeklik, tembellik, ne yapabiliyor? İsabet edebiliyor. Öyle bir hale geliyorsun ki bir süre sonra diyorsun Allah Allah ya benim o eski hırsım, eski azmim, o amelleri olan eski gayretim nereye gitti? Şeytan seni yavaş yavaş alarak ne yapmış? Belli bir köşeye atmış, itmiş. Orada sen ne yapıyorsun? Yapmış olduğun az amelle sevinir olmuş bir halde yani kendini kandırıyorsun. İşte burada bize İmam-ı Nevevi Rahimahullah diyor ki yani amelin az da olsa önemli olan sürekli olması. O sürekliliği ne yap? Yakala. İçimizden birçok kimse Kur'an'ı eline alıyor, okuyor 3 sayfa, 5 sayfa, 10 sayfa. Sonra bir daha bir bakıyor ki aradan 10 gün geçmiş, 15 gün geçmiş. Geçen sorduk arkadaşlara. İnşallah bu hafta soracağız pazar günkü dersler. Pazar gününe gelen arkadaşlar belki unutmuş olabilirler. Ne zaman en son Kur'an okudun? 15 gün önce, 20 gün önce, 30 gün önce. Ne zaman en son hatim ettin? 1 sene önce, 2 sene önce, 3 sene önce. İşte bu konuda hırslı olmamız lazım. Yani amelin ölçülü yapılmasını öğrendik. Salih amel yapmayı biliyoruz ama ona devamlılık ne yapabiliyor? Bu konuda bize şeytan balta olabiliyor, yolumuzu kesebiliyor. Allah Teala buyuruyor ki: "Elem ye'ni lillezine amenu en takşa'a kulubuhum li zikrillah." وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ İman edenlerin kalpleri, iman edenlerin kalplerinin ürperme vakti gelmedi mi? Allah'ın zikrine, Allah'ın kelamına ve onun tarafından, onun katından indirilmiş olan hakka. Yani daha artık ne bekliyorsunuz? Yani hani kalpleriniz niye ürpermiyor? Kalplerinizin niye korkmuyor? Allah Teala'nın zikrine karşı zikrini duyunca ve size gelen hak ulaşınca. وَلَا يَكُونُ كَالَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ Ve diyor, o iman edenler de ne olmasın? Kendilerine kitap indirilen önce yaşamış kavimler gibi olmasınlar. Ki onlar ne yaparlardı? Diyor ki ayetin devamında فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدْ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ Onların diyor üzerinden bir süre, bir müddet, uzun bir süre geçtiği zaman, geçtiğinde o ehli kitap فَتَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدْ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ Kalpleri ne oldu onların? Birden kasılaştı. Yani kitabın ilk indiğinde kitapla hemhal oldular, kitabı okudular. فَلَمَّا طَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدْ Üzerinden bir süre geçince, belli bir müddet geçince فَقَفَتْ قُلُوبْهُمْ Birdenbire baklar ki kalpleri ne olmuş ehli kitabın? Kas katı kesilivermiş. Burada biz müminlere denen uyarı var. Yani diyor ki Allah-u Teala, Allah-u Teala'nın zikri, bunun en başında Allah-u Teala'nın kelamı, kitabı geliyor. Buna karşı bunu işittiğinizde ve size indirilen, gönderilen hakka karşı hala kalplerinizin yumuşama ve ürperme ve korkma zamanı gelmedi mi? Yıllarca yaşamışız, yıllarca bu yeryüzünde hayat sürüyoruz. Ama yani kalp hala ne? Vücudumuzda bir et parçası olarak geziyor. Onun başka vasıfları da var, özellikleri de var. İşte onun vakti gelmedi mi diyor Allah-u Teala. وَلَا يَكُونُ كَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اُوتُوا الْكِتَابِ Kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar. Onlar ki فَتَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدِ Onlara kitap indirildikten sonra, kitap geldikten sonra uzun bir müddet süre geçince فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ Kalpleri ne oldu onların? Kas katı kesiliverdi. Katı oldu. وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ Ve onların birçoğu da nedir? Fasıktırlar. Haktan, doğru yoldan sapmış olan insanlardırlar.
Yine Allah Teala buyuruyor ki ayet-i kerimede وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَ بِنَا مَرْيَمْ. Allah Teala ayetin başında diyor ki bizler diyor bir çok ne yaptık? Resuller gönderdik. Ve o Resullerin akabinde ardından وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَ بِنِ مَرْيَمْ. Meryem oğlu İsa'yı ne yaptık? Gönderdik. وَاَتَيْنَاهُ الْاِنْجِيلِ Ve Meryem oğlu İsa'ya yani İsa Aleyhisselam'a İncil'i verdik. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُ رَعْفَةً وَرَحْمًا İsa'ya uyanlara, tabi olanların kalplerine biz diyor rahmet, merhamet duyguları ne yaptık? Yükledik. İsa Aleyhisselam uyanlara bunu verdik. Ama onlar ne yaptılar? Allah Teala diyor ki وَرَحْمَانِيَّةً اِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. Çok yani ilginç bir ayet aslında. Diyor ki bu insanlar, İsa'ya uyan insanlara Allah Teala ne yapmış kalplerine? Merhamet. İsa'ya olan bağlılıklarından dolayı rahmet ve merhamet duyguları vermiş. Diyor ki Allah Teala وَرُحْبَانِيَّةً اِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. Ama birdenbire bu adamlar ne yaptılar? Bizim onlara indirmediğimiz, onlara göndermediğimiz bir ruhbanlık ortaya çıkardılar. Allah'ın emretmediği Hristiyanlarda onlardan istemediği ne çıktı ortaya birden? Bir ruhbanlık ortaya çıktı. Niye yaptılar bunu? İlle ibtigâ'a rızvânillâh. Allah'ın rızasını kazanmak için. Yani bugün bakın şeye. İslam ümmetine. Yani bu ayet Allah-u Teala ehli kitaptan bahsediyor. Hristiyanlardan bahsediyor hususiyetle. Ona İsa'ya uyanlardan bahsediyor hususiyetle. Ama bu onlarla sınırlı değil. Aynı şeyi bugün al. Bu ümmetin içinde bulunan tasavvuf tarikatlara uygula. Yani Allah Teala'nın indirmediği, geçen sohbetlerimizde bahsettiğimiz bir sürü ne var? Ruhbanlık kalıntıları, eserleri var. Allah Teala emretmemiş insanlara etten, sütten, hayvan ürünlerinden uzaklaşıp kendilerinin nefislerini terbiye etmelerini. Bu ruhbanlık. Ve ruhbaniyeten ittedauha ma ketebna aleyhim. Biz bunu istemedik onlardan. Bunu yazmamıştık onlara. İlle ibtigâ'a rızvânillâh. Onlar ama bununla bunu ardına düşerken bu ruhbanlığı niye ortaya attılar, niye çıkardılar? Allah'ın rızasını kazanmak. Ya bugün de diyorlar ya biz Allah'ın rızasını kazanıyoruz. Kötü bir şey yapmıyoruz ki. فَمَا رَعَوْهَ حَقَّ رِعَايَتِهَا Diyor ki Allah Teala buna rağmen yani bizim emretmediğimiz bu ruhbanlığı ortaya çıkarmalarına rağmen, uydurmalarına rağmen فَمَا رَعَوْهَ حَقَّ رِعَايَتِهَا Bunu bile hakkıyla ne yapamadılar? Gözetip koruyamadılar. Yani bunun üzerinde bile devam edemediler. Allah'ın indirmediği ruhbanlığı, Allah'ın dininde olmayan bir sürü bidatı çıkardılar. Bu çıkardıkları şeyin üzerinde bile ayakları sabit kalmadı. Bunu bile ne yapamadılar? Koruyamadılar. Yani inanın Allah-u Teala'nın kelamını şöyle bir alın. Bugünkü İslam ümmetine şöyle bir uygulayın. Birçok insan var bakıyorsun ki bir sürü şeyler uydurmuşlar. Ruhbanlık gecenin bir saatinde kalkıp ben diyor 5000 kere Allah diyeceğim. Allah, 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 Allah. Nereden çıkardın bunu? Peygamber'in sünnetinde var mı? Yok. Allah'ın kelamında var mı? Yok. Sahabenin amelinde var mı? Yok. Nereden çıkardın? Ya işte eşek en az günde bu kadar zikir çekiyormuş. Ben de bu kadar ne yapmam lazım? İşte ruhbanlık. Ruhbaniyeten ibtedauha ma ketebna aleyhim. Biz bunu istemedik diyor Allah'a. Onlara yazmadık bunu. Farz kılmadık. Onlar da yapan adama sorduğun zaman ne diyor? Allah'ın rızasını istiyorum ben. Onun için yapıyorum bunu. Değil mi? اَلَّا اَبْتِغَارِ رِضْوَانِ اللّٰهِ Ama belli bir süre sonra bakıyorsun ki onu da ne yapmıyor? Uygulayamıyor yani. Hayatının bir döneminde yapmaya başlamış, sonra birden kesilmiş. فَمَا رَعَوْحَا حَقَّ رِعَيَتِهَا Bunu bile hakkıyla ne yapamadılar? Gözetemediler. Yine buyuruyor ki Allah-u Teala وَلَا تَكُونُوا كَلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bir örnek veriyor. Diyor. İpini ören, eğirip büküp ip ören kadın ve daha sonra da onu söken kadın gibi olmayın diyor. Yani amellerini sağlam yaptığın takdirde onu yapmaya devam et. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor وَاَحَبُّ الْاَعْمَالِ يَا تَوْحَبُّ الْاَمَلِ اِلَى اللّٰهِ اَدْوَمُهُ وَاِنْ قَلَّ Allah Teala'nın en sevdiği amel az da olsa devamlı olanıdır. Az da olsa devamlı olanıdır. وَاَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Yine buyuruyor ki Allah-u Teala sana yakin ölüm gelene kadar Rabbine ibadet et. Rabbine ibadet et.
Hatta seleften bazıları فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ. Ne demek فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ? Kim hatırlıyor bu ayetin mealini şöyle? اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكْ İnşirah suresinin bir bölümü. فَإِذَا فَرَغْتَ boşaldığın zaman, yani bir işten elini eteğini çektiğin zaman, bir işi bitirdiğin zaman فَنْصَبْ. Ne ol? Yorul. Yani başka bir işle meşgul ol. Birçok seleften alim bu ayeti nasıl tefsir ediyor? Şimdi bu ayetten biz ilk okuduğumuz zaman ne anlıyoruz? Yani şey yaptığın zaman, bir işi bitirdiğin zaman veyahut da bir dinlendiğin zaman ne yap? Akabinde yorul. Selef diyor ki yani bir ibadetle meşgul olup yorul, bir ibadetle meşgul olup onu bitirdiğin zaman, ondan ferah ettiğin zaman, yani onu bitirip yaptığın zaman sen sap. Oturma. Amelene yat. Devam et ve yorul. Yani istimrar et. Sürekli ol. Burada İmam Nevevi Rahimahullah bizlere ilk hadisi nakletmiş. Ayşe radıyallahu anha'nın rivayet etmiş olduğu hadis. Diyor ki وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ اِلَيْهِ Aleyhisselatü Vesselam'ı niteliyor bize Ayşe radıyallahu anha. وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ اِلَيْهِ Onun diyor din olarak sevdiği en hoş, en güzel şey مَا دَاوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ O ibadetin sahibinin, o dindar kimsenin aleyküm selam sürekli olarak devam ettiği amellerdir. Çok önemli arkadaşlar. Yani hani Türkçe'de var ya, az olsun öz olsun. Yani bunu sadece dini konularda da değil, dünyevi konularda da bakın böyle hayatımızda. Az da olsa bir şey yaptığınız zaman belli bir süre sonra ne yapmış oluyorsunuz? Başarıyı elde etmiş oluyorsunuz. Bu böyle yani. Her gün 2-3 sayfa Kur'an okumayı kendine adet edinen adam belli bir süre sonra bakıyor ki Kur'an'ın yarısına gelmiş, bitirmiş. Diğeri de hiç okumuyor. Aklına geldikçe oturuyor bir 300 okuyor. Ondan sonra bir bırakıyor 6 ay geçmiş üzerinden. Böyle hala 3. cüzde o. Ne yapmamış? Devamlılık yok çünkü. Süreklilik yok. İkinci hadis An Umar ibn al-Khattab radıyallahu anh قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل Kim gece olan diyor zikrinden, gece olan namazından uyursa, hizb kelimesi arkadaşlar Türkçe'de de eskiden kullanılmıştır. Hizb ahzab. Yani parti kelimesi buradan türemiş. Hizb demek yani bir kısım demek. Bir şeyin kısmı, cüz'ü. Aleyhisselatü Vesselam diyor yani kim gece kılmak istedi ya devamlı olarak kıldığı hizbinden gece namazının o bir kısmından uyur kalırsa ev an şeyin minhu yahut onun bir bölümünü kılamaz uyku çöker ise fekara'ahu ma beyne salatil fecri ve salatil zuhri yani uyuyup kalır sonra da o hizbini o zikrini o virdini sabah namazı ile öğlen namazı arasında kılarsa uyudun kaldın. Ondan sonra uyandın. Sabah namazını kıldın. O anda hatırladın ki sen gece ne yapmadın? Gece namazının bir bölümünü kılamadın. Diyor ki aleyhissalatü vesselam ve bunu diyor gece ile öğlen namazı arasında okursa bunu kutibe lehu keennemâ kara'ahu minelleyl aleykümselam. Bu şekilde yapan kimseye sanki gece okumuş gibi ne yazılır? Sevap yazılır. Burada Aleyhisselatü Vesselam neye işaret ediyor? Yani gece uyuyabilirsin. Uyku batabilir. Yani bahsettiği yatsı namazının farzı değil arkadaşlar. Yatsı namazının son sünneti değil. Gecenin bir bölümünde kalkıp gece namazı kılmakla ilgili bir hadis. Yani eskiden Müslümanların böyle bir adeti varmış. Gecenin bir kısmını neye ayırırlar? İbadete ayırırlar. Herkesin bir günlük neyi var? Virdi, zikri var gecenin. Kalkıp namazını kılıyor. Kalkıp Kur'an'ını okuyor. Yani çalışan, ahirete çalışan, ahiret yurduna çalışan insanlar buradan belli olur. Dünya yurduna çalışan insanlar dünyadaki gayretleriyle belli olur. Dünya için döktükleri ter, sarf ettikleri çabayla belli olur.
Yani gece saatini kurup namazdan önce, sabah namazından önce, bir saat önce, imsaktan yarım saat önce, bir saat önce ya kalkayım da 8-10 rekat namaz kılayım, Kur'an'ımı okuyayım diyen adam nereye hazırlık yapan adamdır? Ahirete hazırlık yapan adamdır. Kendisini orada bekleyen güzelliklere kavuşmayı isteyen insandır. Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki yani kim gece bu şekilde namazını veyahut da okuyacağı Kur'an'ını okuyamaz, uyur kalırsa yani Allah Allah bakıyor musunuz arkadaşlar? Yani gecenin o saatinde İstanbul'a çıktığınız zaman hani 20 milyon deniyor. Yolların kalabalık. Böyle adım adım gittiği o yollara gecenin o saatinde çıkın. Canlı mahluk bile görmeniz nedir? Yani nadirdir. Herkesin en derin uykuda olduğu bir zaman. Onun için Aleyhisselatü Vesselam diyor ya efşu selam, selam yayın. İnsanların uyuduğu zaman namazı kılın. Değil mi? Cennete de ne yapın? Selametle sağ salim girin. Yani cennete girmenin yolu burada arkadaşlar. Herkesin uyuduğu vakitte o uykuyu bölüp uykuyu kesip kalkabilmekten geçiyor cennete gitmenin yolu. İşte oldu ki yani böyle ayda bir, altı ayda bir gece kalktın, namazını kılarken olduğun yerde uyuyup kalmışsın. Vakit geçmiş, sabah namazı vakti girmiş, fecir doğmuş, sabah namazını kıldın. Okulamadığın, uykuda kaldığın diyor namazı yahut okuyamadığın o Kur'an'ı ne yap? Sabah namazından sonra öğleye kadar boş bir vakitte kıl. Eğer böyle yaparsan o gece uyuyup kaldığın, kaçırdığın sevabı ancak bu şekilde ne yapabilirsin? Kazanabilirsin, yakalayabilirsin. Ama tabii fıkıh alimleri bizim gibi gevşek, bizim gibi gaflet içinde olan insanlara şu hükmü de zikretmişler. Ola ki vitir namazını kılmazsanız, gece kılamazsanız, uykuda kalırsanız ne yaparsınız? Ne yapmalısınız? Yani gece kalkarım diye yattın, kalkamadın. Bir baktın sabah ezanı okunuyor. Vitiri kılamamışsın. Onun nasıl kaza eder? Var mı onun hükmünü bilen arkadaş? Sabah namazının vakti girmiş. Camiye gidiyorsun. Sabah namazını kılıyorsun. Namazdan çıkıyorsun. Gece vitrini kılmadın. Şimdi gündüz güneş de doğdu. Bir mızrak miktarı yükseldi. Vitri kılmak istiyorsun. Gece uyuyup kalmışsın. Nasıl kılacaksın bu vitri? Çift kılacaksın arkadaşlar. Çift. Nasıl çift olarak kılacaksın? Eğer kendine geceliğin bir rekat vitir kılmayı adet edindiysen ve o bir rekat vitirden de uyuyup kaçırdıysan sabah onu kaç rekat olarak kılacaksın? 2. Eğer adetin 3 rekatsa vitir namazını 3 rekat olarak kılıyorsan uyuyarak kaçırdığın o vitiri sabah kaç rekat kılacaksın? 4. Eğer adetin 5 rekat ise vitiri 5 rekat kılıyorsan ve kaçırdıysan sabahleyin kaç kılacaksın? 6. 7 kılıyorsan vitri 8. 9 kılıyorsan 11. 11. 9 kılıyorsan 10. 11 kılıyorsan 12. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi. Ne diyor Ayşe radıyallahu anh? Kâne izâ galebehu nevm ev veca' minel leyl. Yani bakın. Yani insanların efendisi dediğimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş geçmiş günahlarını Allah Teala'nın bağışlamış olduğu bu kul ne diyor? Ayşe radıyallahu anh. Kâne izâ galebehu nevmun ev veca' minel leyl. Geceleyin. O gecenin yarısında eğer uykusu ağır basar, uykusu onu yener, uykuya mağlup olursa yahut bir hastalığından dolayı acısı varsa namazını kılamıyorsa salla minen nehari sneteyi aşara reka kılamadığı namazı sabahleyin ne yapar diyor gündüz 12 rekat olarak kılardı. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın adeti üzere ne yapardı? 11 rekat namaz kılardı, gece namazı kılardı. Onu kılmadıysa, kılamadıysa yahut o vitri kılamadıysa Ayşe radıyallahu anh'ın bahsettiği üzere İmam Müslim rivayet ediyor bence uykudan dolayı yahut hastalıktan, ağrıdan, sızdan dolayı ne yapardı? 12 rekat olarak kılardı. Şimdi evden bir çıkıyoruz, kahvaltıyı yapıyoruz. Değil mi? Ondan sonra bir bakıyoruz öğle ezanı okuyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Öğle ezanı başlamış. Duha namazı yok.
Değil mi? Sabahla öğlen arasında oturup Kur'an okumak yok. Öğlen namazının da son rekatına yetişebiliyorsa yetişiyor insan. Yani o vakit çok değerli bir vakit. Kur'an ezberlemek için, Kur'an okumak için, ilim talep etmek için çok değerli vakit. Orada 6 saat, 5 saat vakit var. Onun bir saatini ilme ayır. Öyle değil mi? Ve düzenli olsun ve sürekli olsun. Tefsire ayır. Hadise ayır. Üçüncü hadis. Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anh. Hatırlıyorsunuz bu zatı değil mi? Sahabeden bu zatı. Nasıl hatırlıyorsunuz onu? Neyle hatırlıyorsunuz? Kur'an'a hatmetmesiyle. Kur'an'ı her gece hatmetmesiyle. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın frenleyip onu hafifletmesiyle. Her gün oruç tutma talebinde bulunmasıyla Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın onu Davut orucu, sen Davut orucu tut. Bir gün tut, bir gün ye. Dediği o zata. O zat rivayet ediyor bu hadisi. Sahabeden. Diyor ki kâle li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şu aleyhisselatü vesselam nasihat ediyor. Abdullah İbn Amr. Diyor ki ona ya Abdullah. Aleyhisselatü vesselam sesleniyor ona. Ya Abdullah. Ey Abdullah. La tekun mihle fulan. Diyor falanca gibi olma sakın. Sakın diyor falanca gibi olma. Ne yapardı o falanca dedi kimse o zat. Diyor ki kâne yekûmul leyl fetereke kıyâmel leyl. Kâne yekûmul leyl. Geceleri namaz kılardı. Ama diyor şimdi o gece namazını ne yaptı o zat? Bıraktı, terk etti. Onun gibi olma diyor ya Abdullah. Nasihat ediyor aleyhissalatü vesselam. Sahabesine nasihat ediyor. Şimdi bizden birisi birisine gidip bize nasihat et dediği zaman hemen aklına ne geliyor? Dünyevi şey. Bak bunu böyle yap, bunu böyle sat. Burada büyük kar var. Tamam mı? Bunu böyle yapıp bunu alıp böyle yaparsan burada çok kazanırsın. Değil mi? Herkesin nasihat dediği zaman aklına gelen bu oluyor. Sallallahu aleyhi ve sellem tutuyor Abdullah İbn-i Amr ibn-i As'ı. Diyor ki falanca gibi olma ya Abdullah. O diyor geceleri namaz kılardı ama şimdi ne yaptı? Terk etti, bıraktı. Yani diyor muhafaza et. Amelini koru. Kaybetme. İlim ehli diyor ki bu falanca kimdir bu falanca? Yani adını zikretmeyen kim? Diyor ki birçok ihtimali var. Hadis ilminde bunu da araştırmış ilim ehli. Diyor ki bunu zikretmeyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de olabilir. Adamın adamı tanıyordur, biliyordur kim olduğunu ama zikrine hacet yok. Bu adamın adının ifşa edilmesine burada gerek yok. Çünkü meseleyle, hükümle bir ilişkisi, alakası yok. Yahut diyorlar bu ismi mübhem kılan, tasdik etmeyen, ismi açıkça söylemeyen kimse diyorlar Abdullah da olabilir. Yani aleyhissalatü vesselam ona demiştir. Falanca gibi olma derken o zatın ismini söylemiştir ama Abdullah ibn Amr ibn al-As onu ne yapmıyor? Kendinden sonra gelenlere nakletmiyor. Çünkü dediğimiz gibi onu nakletmenin, onun ismini anmanın burada neyi yok? Bir gereği yok. Yahut diyorlar hadisin ravileri Abdullah ibn Amr ibn al-As'tan duyanlar ne yapmamışlar? Bunu aktarmamışlar. Bu mübhem isim, yani ne demek mübhem isim? Yani saklı derken ismi saklanmış, gizlenmiş. Kendisinden falanca bir adam, bir şahıs, bir zat diye bahsedilen isim. Hadisin metin kısmında olursa hadise bir zararı olur mu? Olmaz. Yani hadisin manasının olduğu bölümde olursa bir zararı yok. Ama bu mübhem isim hadisin senet kısmında olursa hadise zararı var mı? Sahabeye kadar var. Sahabenin döneminde yok. Yani sahabeden birisinin ismini nakletmeden adamın birisi peygambere geldi ve adamın birisi peygamberden duydu diye bir rivayet duysak sahabe olduğu için onun kim olduğunu öğrenme şartımız yok. Ama onun aşağısında olan kısımlarda, bölümlerde hadisi ne var? Bu kirletir. Yani hadisi zayıflatır. Lekeler. O zatı bulmak zorundayız. Alimler araştırmışlar. Didik didik etmişler. Kimdir bu adam? Acaba başka rivayetlerde, başka taraflarda bunun zikrine bulabilecek miyiz? Adının anıldığı bir yeri yakalayabilecek miyiz diye ciltlerde kitap okuyor alimler.
Yani bulamadığı zaman da mesela Şeyh Albani rahimahullah o kadar araştırdım ettim diyor. Bu adamı ne yapamadım? Bulamadım. Kendinden öncekilere baktım diyor. Onlar da bulamamışlar. İbn Hacerler, Zehebiler. Bundan dolayı diyor hadis nedir? Zayıftır. Çünkü bulunmamış. Kim olduğu bilinmiyor. Yani ehli sünnet vel cemaat dinini bu şekilde yaşıyor arkadaşlar. Hadis sahihse amel edip tatbik ediyor. Önce sahihliğini, sıhhatini arıyor. Dördüncü hadis Ayşe radıyallahu anha قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فاتته الصلاه من الليل من وجع او غيره صلى من النهار 12 ركعه. Deminden okuduğumuz hadis. Bu İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu hadis. Diyor ki Ayşe radıyallahu anh, Nebi aleyhissalatü vesselam bir ağrısından dolayı yahut başka bir sebepten dolayı geceliğin namazını kaçırdıysa, o namazı kılamadıysa, gündüz onu diyor 12 rekat olarak ne yapardı? Kılardı. Buradan da fıkıh alimleri, fıkıha nasıl bir hüküm istinbat ediyorlar? Diyorlar ki gece sen vitrini nasıl kılıyorsan, vitir haddi zatında Arapçada ne demek vitir? Tek demek. Tek sayılara vitir demek. Bir kılıyorsan bir. Ertesi gün bir kılıyorsan iki kılacaksın. Üç kılıyorsan dört kılacaksın. Beş kılıyorsan altı kılacaksın. Bu şekilde yani vitir tek olarak kıldığın namazları kılamadıysan eğer vitir olarak ertesi gün gündüz ne yapıyorsun? Kılıyorsun. Hocam fikir nasıl olacak altı rekatında? Tek de şahit de kılabilirsin. İki, iki, iki de kılabilirsin. Tabi yani iki iki kılman daha uygun olur. Evet hemen diğer baba geçiyoruz. Diğer babul emri bil muhafazati ala sünne ve adabiha. İmam-ı Nevi rahimahullah bakın hani dedi ki husn-ı tertip, husn-ı tasnif. Yani kitabı öyle bir tertip etmiş, düzenlemiş ki, derlemiş ki konular hep böyle birbirine uygun olarak geliyor. Önce bize ölçülü olmaktan bahsetti. Sonra amellerimizi korumamız, muhafaza, süreklilik arz etmemizi anlattı. Şimdi diyor ki sünnet ve sünnetin bize öğrettiği adat konusunda ne yapmak? Sürekli olmak. Sünnete sarılmak. Sünnete tutunmak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etmek. Bu konuda ne yapmak? Israrcı olmak, sürekli olmak. Yani bir gün öyle bir gün böyle değil. Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde daha önce belirttiğimiz gibi dişimiz, azı dişlerimizle sarılacağız ona. Ve abdu aleyha bin nevacizi. Azı dişlerinizle sarılın o sünnete. Yani fitne zamanında Selef'ten birçok ilim ehlinin de dediği, alimin dediği gibi Peygamber'in sünneti diyorlar. Sefinetu Nuh. Nuh'un gemisi gibidir. Kim ona binerse kurtarır. Ve biz öyle bir dönemde yaşıyoruz ki gece karanlığı gibi Aleyhisselatü Vesselam dediği gibi fitenun ke kıta'il leyl gece karanlığı gibi böyle dalga dalga her gün insanları içine kaptığı fitne. Buradan kurtuluş ne arkadaşlar? Onun bunun eteğine, onun bunun cübbesine, onun bunun peşine takılmakla kurtulamazsınız arkadaşlar. Tek kurtuluş, tek çare Allah Teala'nın da kitabında bizlere buyurduğu gibi وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ Resul size neyi getirip neyi veriyorsa onu ne yapın? فَخُذُوهُ onu alın. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ sizleri neyden yasaklıyorsa, sizleri neyden sakındırıyorsa فَنْتَهُ onundan da sakının, uzaklaşın. Yani Allah Teala'nın koyduğu ölçü bu arkadaşlar. Artık kimse ileri gidip, geri gidip, sağa dönüp, sola dönüp kendisine böyle bir çözüm yolu aramasın. Bu işin çözümü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde. İtikatla ilgili meselelerde, fıkıhlı olan meselelerde, dünyevi meselelerde, uhrevi meselelerde her şey Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sünnetinde bizlere beyan olmuş. Bizlerden istenen ona sımsıkı sarılmak. Ama ona sımsıkı sarılmadan önce bunu öğrenmemiz lazım. Bunu okumamız lazım. Allah Teala buyuruyor ki وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى O
Peygamber neyinden konuşmaz? Kendi hevasından, arzusundan konuşmaz. Yani onun emrettikleri hevadan değildir. Demin giden hadis duydunuz. Diyor ya Abdullah la tekun misle fulan. Abdullah falanca gibi olma diyor. O diyor gece namazını kılardı ama sonradan terk etti. Bunu ona konuşturan Allah. Yani vahiyden konuşuyor. İn huve illa vahyun yuha. Diğer ayette Allah Teala buyuruyor. Kul in kuntum tuhibbunallah. İlim ehli bu ayeti Ali İmran suresinin 31. ayeti arkadaşlar. İmtihan ayeti olarak isimlendiriyor. Sınav ayeti. Burada ne sınanıyor arkadaşlar? Sınanan kim? Sınanan iman eden bizler. Allah Teala bizi neyle sınıyor burada? İmtihan ediyor. Neyle? Sünnetle. Nasıl sınıyor? Diyor ki bakın ayeti iyi dinleyin. Şayet Allah'ı sevdiğinizi söylüyorsanız herkes iman ettiğini söylüyor. Herkes neyi iddia ediyor? Allah'ı sevdiğini söylüyor değil mi? Allah'ı sevdiğin için namaza kalkıyorsun. Allah'ı sevdiğin için oruç tutuyorsun. Zekatını veriyorsun. Birçok meşakkat gibi gözüken amelleri sırf onun sevgisi için, rızası için ne yapıyorsun? Yapıyorsun. Diyor ki Allah Teala böyle bir iddianız varsa eğer de ki diyor ey Muhammed onlara fettebi'uni yuhbibkumullah bana uyun ki ey iman edenler Allah da sizi sevsin. Yani senin Allah'ı sevmen mesele değil arkadaşlar. Mesele yani önemli olan husus nokta ne? Allah-u Teala'nın seni sevmesi. Herkes iddia ediyor. Herkes İsa Aleyhisselam sevdiğini söylüyor. Adamlar gözyaşı döküyor. İşte bugün Şiileri, Rafizileri görüyorsunuz. Ali radıyallahu anh'ın sevdiklerini söylüyorlar. Onun adı anıldığında ağlıyorlar, hıçkırıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Neyse. Ama ne kadar Ali radıyallahu anh'ı takip eden insanlar onlar. İddialarında ne kadar samimi ve iddialarında doğrular. Yani bizler Allah'ı sevdiğimizi söylüyorsak bunun sıdkının, doğruluğunun göstergesi ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ittiba. Onun sünnetine ne kadar bağlıysan Allah'ı o kadar seviyorsun, Allah da seni o kadar seviyor. Buradan ölçüyü, buradan mizanı, teraziyi kuracaksın. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Ve Allah Teala sizleri ne yapsın? Sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. فَتَّبِعُونِي Hangi şartla? Bana uyun. Allah Teala diyebilirdi ya Kur'an'a uyun. Kur'an'a uyun diyebilirdi. Kendisine uyunmasını emrederdi. Ama burada ölçü ne? Peygamberin öğrettiği sünneti öğrenerek ona tabi olup ona itaat ederek Allah Teala'ya ne yapmak? Yakınlaşmak. Ayetin devamında diyor ki Vallahu gafurur rahim. Allah gafurdur, rahimdir. Ahzab suresi 21. ayette Allah Teala şöyle buyuruyor. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا Resulullah'ta